Bir önceki dersimizde arkadaşlar sizinle katmanlı mimariyi çizimini yaptık. Katmanlı mimari çizimi yaptık. Bu anlamda veri erişim katmanını, iş katmanını, servis katmanını, servisin yayına geçirileceği katmanı, bunlara ek olarak kullanıcı ara birimlerini, entity katmanlarını konuştuk. Ve bunların sonucunda da cross-cutting concern dediğimiz loglama, cache, security, validasyon, exception handling gibi cross-cutting concernlerin de bir katmanlı mimaride uygulamayı nasıl dikine kestiğini, neden dikine kestiğini, bir yazılım projesi içerisinde böyle bir şeye neden ihtiyaç duyduğumuzu sizinle tahtada konuşarak çizdik. Bu dersimizle beraber ise şimdi bir uygulama yapacağız. Uygulamamızı ayağa kaldıracağız. Bu anlamda sizinle beraber bir adet Visual Studio uygulaması açabiliriz. Hemen bir adet Visual Studio uygulaması açalım arkadaşlar. Kaydımız da yayında. Çalışıyor. Bir adet Visual Studio açalım. Evet, size verdiğim araçlar içerisinde Flash disk döndü mü? Döndü. O araçların içerisinde aslına bakarsanız o arada kurabilirsiniz. MVC klasörünün içerisinde ReSharper dediğimiz bir yazılımımız vardı. Onun deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Kurabilirsiniz arzu ederseniz. Sizin için iyi olur. Şimdi herkes ReSharper'ı kurdu diyelim. Uygulamamızı ayağa kaldırabiliriz. Bu bağlamda biz Northwind isimli veri tabanını kullanacağız arkadaşlar. Northwind veri tabanını daha sonra ayağa kaldırabiliriz. Zaten veri tabanı bağımsız çalışacak. Şimdi arkadaşlar, her katmanda ayrı ayrı kendine özgü bir mimari tasarlayacağız. Tabii her katmanın ciddi anlamda şeyleri vardır. Yani dikkat edilmesi gereken işte paternleri falan vardır. Biz bu paternleri olabildiğince uygulamaya çalışacağız ama hepsini değil. Vaktimizi çok fazla bitirmeden ortaya bir şeyler çıkaralım düşüncesiyle ben temel anlamda bir mimariyi ayağa kaldırmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, bu bağlamda herkes Start'ın altındaki New Project'e tıklayarak yeni bir projeyi başlatalım. New Kurumsal anlamda bir mimari hazırlıyoruz. Bu bağlamda projemize bir Visual Studio projesi olarak başlatacağız. Boş bir proje olarak başlatacağız projemizi. Bu bağlamda Other Project Types'ın altında Visual Studio Solutions'ın altında Blank Solution. Temel bir projeyle başlıyorum. Evet. Other Project Types, Visual Studio Solutions, Blank Solution ve buraya Solution'un ismini yazacağız arkadaşlar. Şuraya Solution ismini yazacağız. Projeksin altında kalabilir. Projemizin adı Northwind olsun. Northwind. Herkes verdi mi bu ismi? Geri kaldığınız zaman mutlaka uyarın beni arkadaşlar. Evet, okey diyelim. Evet, Solution Explorer'ı açtığımız zaman Solution Northwind şeklinde bir proje ismi göreceksiniz. Bu projemizin üzerinde sağ tıklayıp ilk projemizi oluşturalım. Add New Project diyelim. Dediğim gibi geri kaldığınızda mutlaka uyarın. Siz uygulayabiliyor musunuz yoksa siz sadece takip edeceksiniz. Tamam. Burada bir adet class library oluşturacağız. Çünkü veri erişim katmanını oluşturuyoruz. Veri erişim katmanı hatırlarsanız bizim için bir class library olmalı. İsimlendirme standartlarına mutlaka uyuyorum. Northwind.dall diyerek
Yani Northwind projesinin data access layer'ı gibi düşünebiliriz. Okey diyelim. Evet. İçerisinde class 1 şeklinde bir sınıf o vardır. Onu silelim arkadaşlar. Bu 1'dir. Solution üzerinde sağ tıklayarak ikinci projemizi oluşturalım. İkinci katmanımızı oluyor aynı zamanda bu. Bu bizim için tahtaya da bakarsanız çizimi arkadaşlar. Bu bizim için bir business logic layer'dı. Yani iş katmanıydı. Bu arkadaşımı da Northwind.bll şeklinde isimlendirebiliriz. Business Logic Layer şeklinde isimlendirebiliriz. Burada OK diyelim. Bu da bir class library oluşturmuştur. Class oluşturmuştur, onu da silelim. Evet, ikinci katmanımız bu oluşturdu. Üçüncü katmanımız bizim için bir servis katmanı. Servis projelerinde WTF dediğimiz Microsoft'un mimarisinin temel anlamda şu an kullanıyoruz. Genel olarak da Microsoft'un şu an için kurguladığı servis projeleri bu altyapı üzerinden ya da bu altyapının extensionları şeklinde çalışıyor. Bu projemizin ismi de Northwind. Bu WTF projesi olduğu için WTF Library. İsimlendirmelere mutlaka dikkat ediyoruz arkadaşlar. Diyelim. Northwind.wcf Library. Bu arkadaşıma da OK diyelim. Bu da bizim için bir servis ve o servisin kontratını oluşturmuştur. iService 1 ve Service 1 şeklinde. O iki arkadaşımı da silebiliriz. Neyi nasıl oluşturuyorduk? Neyi nasıl oluşturuyorduk? O da class library. Tabii. Ama bunu WTF library yaptınız değil mi? Ha, evet. Bu class library değil. Evet. 3 oldu. Bir de bu servisi yayına çıkardığımız bir katmanımız var dedik. Yani bu bir library. Library demek basit içinde sınıflar mevcut. Interface'ler, abstract sınıflar, yani abstraction yöntemleri, sınıflarınız. Bunlar mevcut. Library dediğimiz olay bu. Şimdi bunu yayına kaldırdığımız bir ortam olarak da başka bir proje türünü seçeceğiz. O da add new website olsun. Add new website. WTF service. Arkadaşlar bunun yeri, bu website'ların default yeri biliyorsunuz. Websites oluyor değil mi? Bunun yerini o yüzden değiştirelim. O yüzden browse'a basalım. Browse'a basalım. Tekrarlıyorum. Solution üzerinde sağ tıklayıp Add New Website diyoruz. Solution üzerinde mi çıkmadı? Çıkar. Çıkması lazım yani. Evet, yanlış Website'ların default adresi website'lı. Ya o yüzden bunun adresini düzgün verelim arkadaşlar. O yüzden browse diyelim. Browse butonuna basıp
Visual Studio 2012 altında, Projects'in altında. Northwind projesi değil mi? Northwind'in altında. Northwind'i seçelim. Evet. Seçtik Northwind'i değil mi? Evet. Open diyelim. Open butonuna basalım. Şu ekrana gelir. Bu ekranın en sonuna gidin artık. Sonuna bir Northwind'in sonuna bir ters slash bırakın. İsmini de Northwind nokta WCF IAS post diyelim arkadaşlar. Northwind nokta WCF IAS post. İsimlendirmelere mutlaka dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hemfikir miyim? Ve projemizi okey diyerek oluşturalım. Bu arkadaşım da iService 1 ve servis şeklinde. İki tane app kodun altında. App kodun altında arkadaşlar. İki tane boş projesi var. Delete diyelim. App kodun altında. Tamamdır değil mi? Yapmayın. Tüm projelerini belirleyelim. Tamam, onu silin. Silin onu. Ben bekliyorum. Evet, tamamız. Tamam. Şimdi arkadaşlar, sağ tarafta uygulamayı sağdan kesen, daha yani katmanlarımız değil de uygulamayı sağdan kesen bizim aslında domain model, business objects, entities diye de kullandığımız bir katmanımız var. O da add new project diyelim. Entities katmanını da oluşturalım. O da yine Windows'un altında bir class library. Bu arkadaşımın adını da northwind.entities olarak bırakabiliriz. Evet, artık bunu okey diyerek create edelim arkadaşlar. Bu da bir class bir oluşturmuş. Bu arkadaşımı da silelim. Evet, artık temel katmanlarımız oluştu. Şimdi bunlar bizim backend dediğimiz katmanlarımız arkadaşlar. Tabii bu bir backend'de biz çarşamba günü itibariyle öyle tahmin ediyorum. AOP dediğimiz teknikleri, Object Oriented Programming tekniklerini de ayağa kaldırarak bu loglama için, cache için, security için bir altyapı tasarlayacağız. Yani çok basit bir şekilde loglamayı mesela ayağa kaldıracağız. Evet, bu bağlamda şu an yapacağımız işlem ise son olarak hani bu AOP'nin dışında bizim şu an yapmamız gereken bir katman oluşturmak olacak. O da add new project diyerek bir user interface ekleyeceğiz. User interface'imiz hani bu dersin de sizin de kullanmayı istiyor olmanız itibariyle webin altındaki ASP.NET MVC 4 web uygulaması olacak. Bu uygulamamızın adı da northwind.mvc Web UI olsun arkadaşlar. Northwind için MVC'de yaptığımız bir web UI olacak. Bu mimaride artık biz istediğimiz zaman MVC ile, istediğimiz zaman Webforms ile, istediğimiz zaman Windows ya da Windows Store uygulamaları ile yazılım geliştirebiliriz. Çünkü oluşturduğumuz backend tüm
yazılım altyapılarına uygun olacak tasarlandı. Birazdan bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Bu mimarileri ayağa kaldıracağız. Evet. Şimdi basic internet ya da intranet uygulamalarından herhangi birini seçebiliriz MVC için. Biz genelde uygulamanın altyapısını da öğrenmek adına, MVC'nin nasıl çalıştığını da öğrenmek adına bir basic uygulamayla başlayabiliriz. Temel bir uygulamadır. Bunları ben bir daha sonraki süreçlerde bir daha anlatacağım. Burada dikkat ederseniz şey diyor, Create a Unit Test Project. Efendim? Aktif yapın. Şu özellikle MVC gibi bir uygulama unit test yazmaya çok uygun arkadaşlar. Yani bizim MVC'nin o doğasına uygun olarak kodlama yaparsak, ki bizim backend'imiz öyle olacak, unit testlerimizi rahatlıkla yaparak son kullanıcı ara birimlerinin yani MVC'nin unit testlerini rahatlıkla yazabiliriz. Bu bağlamda unit test projesi oluşturayım mı diyor. Onu seçin arkadaşlar. Bakın burada test projesinin ismi de Northwind.mvc web UI. Bakın az önce oluşturduğumuz projenin isminin sonuna test getirmiş. Bunlardan biz MVC'yi gördüğümüz için, göreceğimiz için bunu yapıyoruz ama aslında bakarsanız diğer katmanların da her birinin ayrı ayrı testleri yazılır. Her birinin test kültürü de farklıdır. Belki zamanımız kalırsa cuma günü itibariyle işte bir Business Logic Layer'da da bir test yazabiliriz. Hani temel anlamında temel unit testlerin yazılabileceği katmanlar olduğu için. Ama veri erişim katmanında olsun, diğer katmanlarda olsun unit testler yazılabilir. Evet, okey diyoruz. Yani sizinle bir de unit test yazacağız arkadaşlar. Şu an mimarimizde eksik olan tek şey cross-cutting concern dediğimiz uygulamayı dikine kesen, tüm katmanlarda kullanılabilen katmanları içerecek olan AOP katmanları. Yani logging, security, caching gibi katmanlar, validasyon gibi katmanlar, hata yakalama yine bunlara keza söylenebilir. Bu katmanlar bizim AOP dediğimiz katmanın içerisinde yazılabilecek alt katmanlar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, şu an uygulamamızı şöyle bir tekrar edecek olursak, dedik ki biz bir adet veri tabanımız olduğunu düşünelim. Şöyle bir tane işte SQL olsun mesela bu. Bir tane SQL'imiz olsun. Biz bu SQL'e hizmet edecek, SQL'le direkt iletişim kuracak bir adet data access layer oluşturduk. Bu data access layer'la veri tabanı arasında ki iletişimler saf bir iletişim olacak arkadaşlar. Yani basit bir şekilde insert, update, delete, select sorgularını gönderip alacağız. Bu kadar. Başka bir işimiz olmayacak. Burada herhangi bir kontrol yapmayacağız. Özel durumlar hariç tabii ki. Bu katmanın hemen altında dedik ki bizim bir adet business logic layer'ımız olacak. İş katmanı. Burada iş süreçlerini kontrol edeceğiz. Örneğin sizin üniversitenin bilgi işlemi olarak siz ne yapacaksınız? İşte öğrenciye ders verirken, öğrenci dersini seçerken siz öğrenci işte bu dersi alabilir mi diye kontrol yapacaksınız. İşte kredisi yetiyor mu diye bakarsınız. Alttan başka ona bağımlı dersler var mı, alması gereken öncelikli dersler onları alması gerekiyor mu gibi iş kurallarınızı ayağa kaldıracaksınız. Daha sonra dedik ki bunları evrensel olması, diğer user interface'lerle iletişim kurmak ya da kurumsal anlamda remoting tarzı bir altyapı sağlamak adına servis layer oluşturursunuz dedik. Servis layer. Bunu yayına kaldıracağız. Dedik. Servis hostumuzu oluşturacağız. Daha sonra bu bizim için bir backend olacaktı. Daha sonra dedik ki işte bunlara ek user interface'ler ekleyebiliriz. Nedir bunlar? Hemen UI 1, bu MVC olabilir. Bu Android yazılımı olabilir. Bu başka bir Java uygulaması olabilir. Bu da bu şekilde kullanılacak dedik. Ve daha...
Evet. Hiçbir şey değişmeyecek. Aynen. Siz aynen. Siz Android ile iletişim kurarken, bakın burada bütün iş kurallarınız, veri erişim, her şey standart. Servisle iletişim kurduğunuz için o user interface'in servise bağlanma tekniklerini kullanarak servisle tüketim yapacaksınız. Böylelikle bir öğrenci ders alırken bu adama bu dersi verelim mi bu öğrenciye kuralını Android'de de kodlamamanız lazım sizin. Çünkü bu evrensel bir şey. Tamam. O yüzden o kurallar burada kodlanmalı, veri tabanına burada gidilmeli. Servis zaten burada yayına çıkarıldıktan sonra bu arkadaşım istediğine bağlanabilir. Yani iş katmanında yapılan bir kural ya da veri erişim katmanında veri tabanına yapılan iletişimin user interface'lerde yapılmaması gerekiyor. Biz bu olaya aslında bakarsanız o Solid denilen tasarım prensipleri vardır. S harfi der ki Single Responsibility Principle. Yani her katmanın görevi belirlidir. Her katmanda o katmanla ilgili işleri yaparsın. User interface dediğin katman da görevi kullanıcıya bir şeyler göstermek, kullanıcıdan bilgi almak, kullanıcıya bilgi vermek. Budur. Bunun dışında bir rol eklersen sen user interface'e hata yapıyorsundur demektir. Onu bir kontrol etmen gerekiyor. Eğer user interface'te TC kimlik numara 11 karakter mi diye client side validasyonundan bahsetmiyorum. Server side'da yapman gereken o validasyonu user interface'e gömdüysen. Öğrenciye ders vereceğim ama öğrenci bu dersi seçebilir mi? Kuralını butonun altında ya da MVC'de aksiyonun altında yapıyorsan kusura bakma bir hata var demektir. Gözden geçirilmesi gereken şeyler var. Her katmanın görevi ayrı. Tamam. Evet. Tabii bu söylediğim şeyler o Solid'in aslına bakarsanız SOLID denilen 4-5 tane prensibi var. Hepsi bir prensibin baş harfi. Aslına bakarsanız tümünü de çiğniyor. Evet, buna ek olarak arkadaşlar dedim ki bir de bizim entities dediğimiz tüm katmanlara hizmet eden bir modelimiz vardı. Ne yapıyorduk entities? Örneğin müşteri. Veri erişim katmanında müşteriyi kaydederiz. Business Logic'te müşteriyi kontrol ederiz. Serviste onu yayına çıkarırız. User interface'te onu kullanıcıya gösteririz. Ya da kullanıcıdan bilgi alırız, değil mi? Dolayısıyla bakın o tüm katmanların hizmetine sunuldu. Ve şu anki oluşturduğumuz mimari bu arkadaşlar. Fakat bunlara ek olarak bir de cross-cutting concern dediğimiz bir altyapı var. Biz bu altyapıyı henüz ayağa kaldırmadık. Nedir bunlar? Validasyon, security, caching gibi her katmanda yapılabilecek işlemler. Onları da biz şöyle, hani bu user interface'lerin tümü için ortak olduğunu düşünün arkadaşlar. Şöyle uygulamayı dikine kesen, direkt çizebilirdim aslında. Şöyle. Yani şu user interface'lerin tümünü birden kestiğini düşünün, tamam mı? Mesela ne vardır burada? Loglama, cache, security, validasyon, exception handling. Bunların hepsi bu katmanlarda yapılabilecek bir altyapıya sahip. Bizim bir projemiz var. O projede de bunları biraz daha gelişmiş, kurumsal patenleri ayağa kaldırmayı hedefleyen bir projemiz var. Büyük ölçüde bitti. Sadece işte bu fırsat bulup bunları bizim bir yayınlamamız gerekiyor. Yine onları da zaten bizim sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, proje buydu arkadaşlar. Altyapımız bu temel olarak. Şimdi bunu biraz daha ayağa kaldırmayı hedefleyelim. Evet, en temelden başlayacağız bir entity'lerden ama hani madem bir veri tabanı programlama yapıyoruz, Northwind üzerinden çalışacağız. İsterseniz Northwind'i ayağa kaldıralım. Arkadaşlar sizinle paylaştığım MVC klasörünün içerisinde bir adet INST-NVND isimli bir doküman var. Bunu Google'a Northwind yazarak da Microsoft'un sitesinden indirebilirsiniz. Bu dosyayı herkes gördü mü? Evet. Evet, şimdi bunu kullanacağız. Bir üst düğüyü geri açıyoruz.
Vue'dan arkadaşlar herkes SQL Server Object Explorer'a bağlanıyor. Vue'dan herkes SQL Server Object Explorer'ı açıyor. Açtı mı herkes? Orada bir SQL Server var. Herkese açıldı mı? Onun altında LocalDB Projects diye bir şey var. Açıldı mı? SQL Server'ı açın. SQL Server'ı açtınız mı? Şöyle. Hemen sizin kurumlarınızı bir kontrol edelim. Tamam arkadaşlar, madem sizde SQL Server varsa direkt SQL Server kullanalım o zaman. Bende var mı diye bir de ben bakayım. Tabii yapabiliriz. Tabii yapabiliriz. Bende kurulu değil, ben burayı kullanacağım. Siz SQL Server'ı kurun. SQL Server'a bağlanın, ben size tarif edeyim. Oradan New Query deyin. New Query dediniz mi? O dosyayı buraya atın. Sürükleyip bırakın. Yani içini de alabilirsiniz ya da dosyayı da atabilirsiniz direkt. Tamam. New Query demenize gerek yoktu aslında. Tamam. Şimdi bunu çalıştırın. Bir hata alacaksınız. İki hata alacaksınız hatta. Bu SQL Server 2012 ile alakalı. Yani uyumsuzlukla alakalı. Bir hata almanız gerekiyor. SQL Server'ımız kaç bu arada? Tamam, bir hata almanız gerekiyor. Aldınız değil mi hata? Aynen, stored prosedürü bulamadım falan diyecek. İki hataya, yani hatalardan birine tıklayın, onlar alt alta zaten. O iki satırı silin. Evet, onlar birinde çalışır. Evet, şu iki satırı silin arkadaşlar. Evet, şu an ben de SQL Express'i kullanıyorum. Yani eski adıyla SQL Express diye direkt gelirdi. Şimdi LocalDB Projects diye bir instance kurmuş. Onun altında çalışacağım. Evet, benim de bir Northwind'im var zaten. Daha önceki eğitimlerde kullanmışım ben. Ben onu kullanacağım. Evet, şimdi database'i sekmesi... Efendim? Yani sizin kurulumla ilgili bir problem vardı. Ondan dolayı. Yani sizde şu an bir SQL Server'da var değil mi? Database sekmesini yenilediğinizde Northwind geldi mi? Geldi. Önemli değil. Yeterli. Oldu değil mi? Tamam. Şimdi Northwind'i açtığımız zaman isterseniz bir bakalım neler var diye. Arkadaşlar, Northwind'in içerisinde bizim temel kullanacağımız 4 tane tablo var. Kategoriler, müşteriler, siparişler ve ürünler. Tamam. Müşterilerde müşteri bilgileri, siparişlerde sipariş bilgileri, ürünlerde ürün bilgileri, kategorilerde ürünlerin kategori bilgileri. Hem fikir miyiz? Tamam. Şimdi bunu kodlayacağız. Bu bağlamda arkadaşlar biz entities'e gelelim. Buradan kodlamamıza başlayalım. Şimdi entities katmanında ne olur? Entities katmanında genel olarak veri tabanındaki, genel olarak her zaman değil, veri tabanındaki tabloların entity dediğimiz, yani nesnelerini oluştururuz. Yani objelerini oluştururuz. 4 tane tabloyla çalışacağız dedik. Bunlardan temeli neydi? İşte müşteriyle başlayalım mesela.
Mesela customers. Add class diyelim arkadaşlar. Veri tabanı isimlendirme kurallarında çoğul isim kullanılır. Yani customers. Çünkü tablonun içerisindeki her bir satır nedir? Customer. Ondan dolayı. O zaman bizim oluşturacağımız nesne tekil olmalı. Customer olmalı. Tamam mı? Nesnemizin ismi customer arkadaşlar. Unutmayın. Burada çeşitli paternler kullanılabilir. Yani işte bir entity oluşturulabilir. Repository pattern kapsamında. Onlara çok girmiyorum. Ben temel anlamda bir sadece mimari kurup, temel bir mimari kurup bu olayı kapatmayı hedefliyorum. Evet, public hale getirelim nesnemizi. Çünkü bu nedir? Birçok katmanda kullanılacak. Peki arkadaşlar, buna access identifier deniyor. Bir uzmanlık sorusu. Bu nedir? Bunun default access identifier nedir? Genelde yanlış bilinir bu arada. Yani bunun access identifier nedir? Private, protected, internal, public. Şu an nedir? Private diyenleri görebilir miyim? Bir. Public diyenleri görebilir miyim? Public mi diyorsun? Protected diyen, internal diyen. Evet. Hemen baştan başlayalım. Bir sınıf private olamaz. Çünkü private demek sınıfın içerisinde kullanılabilen, kullanılabileceği anlamına gelir. Ha, nested bir type olabilir, ona bir şey demiyorum ama şu anki haliyle private olamaz. Peki ben size bir şey soracağım. Referans verdiğimizi varsayalım. Entity ise aldınız, business logic'e gittiniz, referansını verdiniz. Business logic'teki bir sınıf customer yazabilir mi, yazamaz mı? Niye? Başında public yok. O zaman public de değil. Tamam mı? Bakalım. Peki. Entities'in içerisinde bir sınıf oluşturdum. Entities'in içinde bir sınıf oluşturdum. Ne olsun? Order. O sınıf, order sınıfı customer'a erişebilir mi? Bak, burada bir tane daha sınıf oluşturuyorum. Class 1. Class 1 customer'a erişebilir mi? Erişebilir. Customer yazabiliyor bakın. Problem yok. He. Protected ne? Protected sadece inherit edildiği sınıflar içerisinde kullanılabilir. Demek. Inheritance yok burada şu an. O zaman protected de değil. Internal arkadaşlar. Ha, internal genel anlamda öyle konuşalım. Aynı namespace içerisinde kullanılabilen diyebiliriz. Genel anlamda bu tabir. Temel anlamda bir genellikle doğru diyebileceğimiz bir tabir. Tamam. Internal. O zaman public yapıyoruz. Aslında her zaman kullanıyoruz değil mi? Farkında olmadan. Ama bu tür şeyler önemlidir aslında. Ne yapıyoruz? Biz her şeyi public verip işin içinden sıyrılıyoruz ama o doğru değil. Evet. Customer'ın içerisinde arkadaşlar çeşitli property'lerimiz var. Onları oluşturalım hızlıca. Arkadaşlar prop yazıyorsunuz. P-R-O-P. Buna snippet deniyor. Kullanıyor musunuz bunları? Snippet deniyor buna. ReSharper kullandığımız için. ReSharper kullanmasak iki kere. VStudio iki kere. ReSharper'da bir keredir bu tür şeyler. Tab tuşuna bir tane basıyorsun. Property oluşturuyor. Şu an ReSharper devrede. Şu böyle ampul gördüğümüz şeyler ReSharper. Müşteri ID'miz veri tabanında ne yazık ki string olarak tutulmuş, varchar olarak tutulmuş ya da char mıydı? Enchar da olabilir, hatırlamıyorum. Customer ID. Customer ID. Hatta veri tabanına uyalım. D'si büyük. Bir tane daha prop. String contact name. String company name. String st
string country. Bakın farklı şeyler de var. Buna bu arada auto property deniyor değil mi arkadaşlar? Bu kullanımı, bunu hiç kullandınız mı bu şekilde? Bu auto property deniyor. Aslına bakarsanız bunun şeyi nedir biliyor musun? Bunun doğrusu budur. Yani ilk kullanımı budur. Bu yanılmıyorsam .NET ya yani C# 3.0'la geldi ya da .NET 3.0'la neyse. Bakın bunun asıl kullanımı budur. Tamam, bunu niye kullanıyoruz biliyor musunuz? Mesela nedir bu? Müşterinin müşteri ID'si. Bunu oluştururken mesela bazen şunu isteyebiliriz. Kullanıcıdan bir değer alırız ama onu değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte nedir? Müşteriden, kullanıcıdan değeri aldınız. 1, 2, 3. Başına siz M eklemek istiyorsunuz. Default olarak M eklemek istiyorsunuz. Onu biz ne yapıyoruz genelde? User interface'den koyuyoruz. Hayır, o evrensel bir şeyse mesela onun orada, burada başına E ekleyip değeri yazdırabilirsin. Anlatabildim mi? Property'lerin asıl görevi budur aslında. Şimdi geri alayım ben. Tamam. Burada da genel olarak diyor ki hani get'ini ve set'ini ben senin için yazarım anlamına geliyor. Evet, geçebiliriz artık burayı. Bu bizim için customer'ız. Evet, bir iki tane daha entity oluşturalım. Bu olayı iyice yakalayalım arkadaşlar. Evet, bu da order olsun. Order. Public. Order ID integer'di arkadaşlar. Integer. Order ID. Veri tabanına uyalım. Aslında doğru bir isimlendirme değil ama. Mapping falan yapabiliyoruz aslında. Yani değiştirebiliriz. Çok takılmayacağım. Time. Order date olması lazım bir tane. Sanırım ship city'ydi. Gönderi adresi. Ship city vardı. Tamam bakalım. Hani çok zorlamaya gerek yok. Orders columns. Order date, required date, ship city. Ship country'yi de alalım mesela. Yani olabildiğince birkaç tane şey olsun. Yeter. Hani çok fazla işlem yapmayacağız bununla ilgili zaten. Bakın bu da ikinci objemizdi. Üçüncü objemizi oluşturalım. Ship city, ship country. Bekliyorum. Evet, devam edelim arkadaşlar. İki tane daha entity oluşturup olayı kapatacağız. Bunlardan bir tanesi product, yani ürün entity'si. Bu da integer olması lazım veri tabanında. Hemen product name A'sı büyük oldu. Küçültelim. Units in stock böyle olması lazım. Birim fiyatı, stoktaki adedi ve birim fiyatı.
ya da yazalım. Hemen ben veri tabanından başka hani hangi kolonları koyabiliriz diye bakmak istiyorum. Columns, product name is in stock. Ve son olarak da bir tane daha arkadaşlar. Bu da kategori olsun. Kategori. Yani ürünlerin mevcut bulunduğu kategori. Bu arkadaşımızı da public yapmayı unutmayalım. Hemen bir. Kategori ID. Kategori kategori name olması lazımdı. Evet, bu kadar arkadaşlar. Kategori ID'si ve kategori name'i. Bir de şeyi unuttuk arkadaşlar. Entities'te product'a gelip bir de kategori ID bırakalım. Bunları hani entity framework ile ilişkilendiririz. Kategori ID. Hani ürünün hangi kategoride olduğunu göstermeye yönelik olarak bir de kategori ID'si olsun. Ve bunu bitirelim arkadaşlar. Evet, şimdi temel olarak ürün, sipariş, müşteri ve kategori nesnelerimizi oluşturmuş olduk. Evet, şimdi temel anlamda biz böyle yaptığımız zaman arkadaşlar, bunlar bizim için konkret dediğimiz somut sınıflar oluyor. Herhangi bir inheritance kullanılmadı. Normalde bunlar için daha farklı çalışmalarda arzu edilirse yapılabilir. İşte bunların soyutları oluşturulabilir, abstraktları gibi devam edilebilir. Peki, entity'si bitirdiğimizi varsayalım. Daha sonra veri erişim katmanına geldik. Şimdi veri erişim katmanında biraz düşünmemiz lazım. Veriye nasıl erişebiliriz arkadaşlar biz? .NET teknolojilerini kullandığımızda veriye, veri tabanına hangi yöntemlerle gidebiliriz? Bir tane mesela entity framework olabilir, değil mi? Başka ne olabilir aklınıza gelen? Anhibernate olabilir mi? Olabilir. Enterprise Library diye bir şey var. Data Access'i var. O olabilir mi? Olabilir. Klasik AdoNet. Klasik. Hepsi AdoNet kullanıyor da. Klasik yani. Hiçbir şeyini değiştirmeden. O olabilir mi? Olabilir. Kendiniz bir framework yazabilir misiniz? Yazabilirsiniz. Ve en çok değişen şeydir değil mi bu? Yani 2 yıl bunu kullanıyorsunuz. Ondan sonra daha iyisi geliyor, ona geçelim diyebiliyorsunuz. Çok değişir. Öyle bir mimari yapmalıyız ki, o değişimi yaptığımız zaman sadece o değişimle ilgili kısım kodlanmalı. O zaman Northwind DAW üzerinde gelirsin, iki tane klasör oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi abstract, diğeri ise concrete dediğimiz iki tane klasör oluşturuyoruz. Abstract'ın içerisinde soyutlar, konkretin içerisinde ise somutlar. Bir önceki derste tahtada o aktarmaya çalıştığımız, o değişimlere nasıl handle edeceğimiz
konusundaki uygulama burada ayağa kaldırılacak. Tamam mıyız? Tamam. Abstract ve konkret diye iki tane klasör oluşturduk. Evet, abstract'ın üzerinde sağ tıklayıp class diyelim. Burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar biliyor musunuz? Genellikle oluşturduğunuz nesnelerin somutunu, veri erişimle ilgili soyutunu yapıyorsunuz. Özür dilerim. Somut değil, soyutunu oluşturuyorsunuz. Mesela nedir? Ürün. Ürünle ilgili I product dal. Yani ürünün ismi dal. Veri erişim katmanı olduğunu anlayacağız. İsimlendirme standartları çok önemli bizim için. Peki I ne? I, baştaki I harfi ne? Interface olduğu anlamına geliyor. Niye interface kullanırız arkadaşlar? Soyutlama tekniklerini ayağa kaldırmak için değil mi? Yani temel bir yapı, işte class diyelim hadi. Temel bir class oluşturmak için diyebiliriz. Tabii burada class değil de bir interface diyebiliriz. Yani bir soyutlama tekniği olarak karşımıza çıkıyor. Neden buna ihtiyaç duyduğumuzu birazdan tekrarlayacağım. Bunu da public yapalım. Tüm entitylerimiz public değil mi? Bunları yapmıştık zaten. iProduct dalı yapalım. Bu bir veri erişim katmanı. Veriye erişmekle ilgili işlemler yapılır. Mesela ürünle ilgili ne yapılır arkadaşlar? Ürün listelenir. Bir ürün getirilir, ürün aranır. Ürün eklenir, ürün silinir, ürün güncellenir. Tamam, hani temel anlamda yapalım. Burada bir repository pattern devreye geçirilebilir ama yapmayacağım. List of product diyelim arkadaşlar. Tabii ben az önce bunu eklerken class diye ekledim. Bunu interface yapmayı unutmayalım. Bu bir interface ya. List of product. Bir ürün getirebiliriz. Product türünde. Örneğin int product id. Arkadaşlar şu product gelmiyor değil mi? Neden gelmiyor? Çünkü farklı proje. Değil mi? Referansı yok. Hemen arkadaşlar product'ı sadece yaptığım gibi yapın. Product'ı mouse'la seçin bir tane. Tıklayın. Sol tarafta ampul açılır. Der ki senin için Northwind Entities'te gördüm ben bunu. Oradan alayım mı der. Referansı veriyor arkadaşlar. Bakın şuraya referans ekliyor. Hani sağ tıklayıp add reference demene gerek yok yani. Tamam. Get. Void. Ekle. Ürün ekle. Void. Delete. Bir ürünü sil. Void update. Böyle diyebiliriz. Bakın burada tümünü getir, bir tane getir, ekle, sil, güncelle. İsimleri kendimiz verdik. Evet. O zaman devam edebiliriz. iProduct dalı ekledik. Şimdi ürünle ilgili biraz gidelim. Sonra diğerlerini yaparız. Ürünle
başlayalım. Şimdi konkrete gelelim. Bunun interface olduğu zaman bunun bir de dolusunu yapmanız lazım. Interface boştur bakın. Konkrete geliriz arkadaşlar. Konkrete ne yaparız? Yeni bir klasör oluşturalım. Entity Framework ile yapacağımızı varsayalım. Entity Framework yazarız. Entity Framework kodlayacağız. O zaman yarın öbür gün Entity Framework'ten nHibernate'e geçtiğimiz zaman ne yapacağız? Onun için bir klasör oluşturacağız. O klasörün içine doldurduğumuz anda tüm yazılım nHibernate'e geçmiş olacak. Bu kadar. Eğer sen nHibernate'e geçtiğin zaman kendi yazılımlarınızı düşünün. Entity Framework ile yapıyorsun diyelim ki. Ya da Azure'da ile yapıyorsun. nHibernate'e geçtiğin zaman veri erişim katmanındaki sadece bu klasör dışında bir şey değiştiriyorsan, yani user interface'i değiştiriyorsan, iş katmanında başka katmanlar değiştiriyorsan hata yapıyorsun demek. Tamam mı? nHibernate'e geçtiğin zaman sadece bu klasör değişmeli. İşte bunu da interface'lerle yapacağız. Bakın bu neden interface'ler önemli burada abstraction yani önemli burada göreceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar ilgili interface'in dolusunu yapacağız. Ben şöyle bir kısaltmayla yapacağım. Yep. Product DAL. Yani Entity Framework kullanılarak bir Product DAL oluşturacağım demek istiyorum. Add diyelim arkadaşlar. Başına bir public yazalım. Bu arkadaşımı da iProduct daldan inherit edelim. Bakın, bütün oluşturacağımız teknolojileri, yani ben bugün Entity Framework kodluyorum ama yarın nHibernate'e geçeceğim. Geçtiğim anda nHibernate'in ilgili sınıfını iProduct daldan inherit ettiğim sürece uygulamam switch edilebilir bir hale alacak. Bunun da ne kadar katmanlı mimaride, kurumsal bir mimaride ne kadar önemli olduğunu uygulama ayağa kalktığında göreceksiniz. iProduct DAL başka bir katman değil, başka bir pardon klasörde. O yüzden senin için referans edeyim mi diyor bir şahıs. Et diyorum. Bizim yerimize onu refere etti. Abstraction içinde ya. Şu an herkes de altı kırmızı mı? Niye altı kırmızı arkadaşlar? Çünkü interface implemente edilmediği için. Seçtiğimiz zaman o kırmızıyı sol tarafta şöyle bir şey açılır. Açın arkadaşlar. Implement members. Aynı yer değil mi? Hayır. Implement members. Evet onu seçin. Evet implement members. Hangilerini implement edeceksin? Hepsini edeceğim diyorum. Tamam diyorsun. Create diyorsun. Neydiyse bakmadım. Bakın gel. Şimdi burada yapmanız gereken şey Entity Framework ile ilgili kodu yazmak. Bakın dediğim gibi yarın öbür gün nHibernate'e geçtiğin zaman yapman gereken tek şey sadece tek katman Add new folder demek. Buraya atıyorum nHibernate yazmak. Yapmayın siz gerek yok. Buraya gelip add deyip class demek. İşte nh diyeceğim uzatmayayım. Product DAL. Yapman gereken tek şey bunu public yapmak. Public yapmak. Bunu iProduct DAL'dan inherit etmek ve içini doldurmak. nHibernate koduyla içini doldurmak. User interface'ten de şunu diyeceksin. Yani user interface değil de bağımlılığın yapıldığı yer diyelim şimdilik. Öğreneceğiz onu. Diyeceksin ki ben artık Entity Framework kullanmıyorum. nHibernate kullanıyorum. Yani bundan sonra şu adama bağlan. Demen yeterli. Bitti. Yani gidip user interface'in içerisinde en ufak bir kod değiştiriyorsan
iş katmanında en ufak bir kod değiştiriyorsan, serviste en ufak bir kod değiştiriyorsan bağımlı bir uygulama yapmışsındır. Kontrol etmekte fayda var. Yani en Hibernate'e geçtiğin zaman yapman gereken tek şey şunun içini doldurmak. Bu kadar arkadaşlar. Tamam. Aynı şey iş katmanında. Yeni mevzuat geldi. Mevzuat içinde abstraction yapacağız. User interface yine aynı şekilde orada yapacağız. Servis orada da yapacağız. Tamam. Bu katmanlı mimariyi, konuştuğumuz katmanlı mimariyi ayağa kaldıracağız arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Saat 12 oldu tam. Dersi öğlen arasını verelim. Ben de burada kaydımızı durdurmuş olayım.